takımda oynayamıyor. Sen niye küçümsüyorsun? Senin Hollanda'nın değil mi? Senin milli takım oyuncusu musun Ayderler? Ya bu ülkede Doğru. oynuyorlar. Sen niye Türk futbolcularını, Türkiye'deki yabancıları veya başka futbolcuları küçümsüyorsun ki? Sevgili avukat, bunu bildin geldin. Baba yani bu ülkede, bu ülkenin futbolcusu bunlar. En iyi takımlarından bir tanesi Fenerbahçe. E Doğru. sen dünya çapında büyük bir antrenör müsün? E senin de antrenörlerin normal bir antrenörsün. Ha sen çok Mourinho olursun da Guardiola olursun da gelirsin burayı beğenmezsin. E sen de çok baba bir antrenör değilsin yani. Advokat. Sen niye Fenerbahçeli futbolcuları küçümsüyorsun ki? Aynen böyle. Yanlış mı söylüyorum Ertem? %100. Ha sen şimdi dünya çapında bir hoca olursun. Buradaki Söz hocaları hakkın olur. bunları beğenmezsin. Dersin değil mi? Evet. E baba sen kardeşim sen Barcelona'nın hocası değilsin. Barcelona'yı çalıştırmadın da. Değil mi? E sen kalkıyorsun, geliyorsun. Bu takımın oyuncuları da bunlar. Sen bu takımın oyuncularını yıldız göreceksin. Çünkü Türkiye Ligi'nde bunlar oynuyor. Bu Fenerbahçe takımı sen olmasan ya bir olur ya iki olur. Sen varsın dört oldu. E böyle hakaret edersen futbolcularını, böyle küçümsersen, böyle şeyler söylersen bu futbolcuların moralini bozarsın sen kardeşim. Bu kadar da kötü değil yani bu ülkede futbol. Aynen Senin öyle. milli takımda oynamıyor musun Haydar? De Jonglar. Ya burada zor oynuyorlar işte. Çok da senin Snyder'in sezonunda 3 tane atıyor, 4 tane atıyor. Senin ülkenin futbolu çok uçmuyor yani. Senin de antrenörlüğün çok uçmuyor. Sen niye küçümsüyorsun ki? Sevgili avukat, devre arası maçın içinde devre arası futbolcularına hakaretvari, sizler iyi futbolcu değilsiniz, sizler kötü futbolcusunuz falan filan bu tip laflar ediyormuş biliyor musun? Sonra Fenerbahçe'den başarı bekliyorsun sevgili avukat. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey yani. Sen dünya çapında bir Hiddink geldi ya senden daha baba hoca geldi bu ülkede Hiddink. Bayıla bayıla çalıştı Tabii. Hiddink. Ayrıca da kovuldu yani Hiddink. Ha sen şanslısın kovulmuyorsun. Çünkü kovulan olduğu için ondan dolayı kovulmuyorsun. Yani bir kovulan var hani bir sezonda iki tane kovulan olmasın diye bana göre. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım seni ondan kovmamıştır. Böyle bir şey olur mu Yoksa 50 Ertem kere ya? gider diyorsunuz. Aynen öyle. Pınar Davutoğlu hanımefendi Advokatın Sivrispor'a başarılar dileriz demiş. Devrim Zengi'ye mektup mu yazmış advokat? Evet, Devrim Zengi yazdı. Devrim Zengi yazdı. Bir geçelim mi artık? Geçelim, düne gidelim. Maç sonrasında biliyorsunuz öncelikli olarak geçen hafta arkadaşlarımız soru sormaya çalıştılar. Ama Fenerbahçe yönetiminin isteğiyle, Fenerbahçe yönetiminin kararıyla advokat soruları almadı. Sevgili Fatih Demirkol kardeşim kabul etmedi. Dün Alanyaspor maçı sonrasında da, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında da yine sevgili Devrim Zengi advokata soru sormak istedi. Önce bir görelim, sonrasında konuşalım. Sizden soru almayacağım. Sizden soru almak istemiyorum. Kabul etmiyorum. Sizin kararlarınız yoksa yönetim kararı. Başka sorusu olan var mı? Fatih Bey lütfen cevap verir misiniz? Sizin kararınız mı yönetim kararı? Benim kararım değil. Hocam peki bundan haberi var mı? Lütfen hocamızla ilgili bir şey değil. Sağlıklı bir şekilde basın toplantısının devam etmesi için sizden soru almadım. Lütfen sessizce dinleyin. Ben de o zaman sizin bu kararınızı protesto ediyorum. Hocaya da bunu daha önce bana söylediğiniz için hocaya da bunu veriyorum. Lütfen hoca da rica ediyorum o mektuba cevap versin. Çünkü biz bunları hak etmiyoruz. Biz sadece görevimizi yapıyoruz, soru soruyoruz. Basın toplantısının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için ya sessizce oturun ya da sizi dışarı alacağım. Tamam, mektubunuzu verdiniz. Tamam, teşekkür ederiz. Buyurun. Hocadan rica ediyorum. Lütfen bu mektubuma cevap versin. Çünkü biz kimsenin adamı değiliz. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Hocanın bu karardan ben bilgisi olup olmadığını soruyorum. Teşekkür ederim. Ya isterseniz dışarı alayım sizi ya da sessizce lütfen alayım. Sağlıklı bir şekilde devam etmiyor musunuz? Lütfen. Peki. Tamam ben o zaman sizi protesto ediyorum bu kararınızı. Gördünüz, Devrim ısrarla soru sormak istiyor. Ama maalesef soru sordurulmuyor sevgili Fatih Demirkol tarafından. Yönetimin kararı benim kararım diyor. Soru sordurulmuyor. Orada inisiyatifini kullanıyor sevgili Fatih. İzin verilmiyor. Sizden soru almayacağım Devrim Bey diyor. Neden? Hadi onu geçtim.
Advokatı duydunuz mu? Arada advokat bir şey söylüyor. Sevgili Fatih'e dönerek. Advokat ne diyor bakın bir görelim. Advokat çok kısa bir şey söylüyor Fatih'e orada. Devrimin ısrar üzerine bir görelim. Sağlıklı bir şekilde basın toplantısının devam etmesi için sizden soru almıyorum. Lütfen sessizce dinleyin. Ben de o zaman sizin bu kararınızı protesto ediyorum. Hocaya da bunu daha önce bana söylediğiniz için hocaya da bunu veriyorum. Lütfen hoca da rica ediyorum o mektuba cevap versin. Basın toplantı odasından ayrılırken Devrim Zengin'in kendisine verdiği mektubu alan avukat, takım otobüsüyle Antalya Gazipaşa Havalimanı'na giderken tercüman Deniz Türüç'e mektubu tercüme ettirdi. Konulan yasak sonrası avukat şaşkına döndü. Bu yasak beni de çok şaşırttı. Böyle bir şeyden haberim yok. Ya Fatih ile konuşup çözmeliyiz ya da çözülmüyorsa ben kendim yönetimle konuşup bu yasağın kalkmasını sağlayacağım. Beni ilgilendiren ve benim almış olduğum bir karar değil ama ben bir sonraki basın toplantısında kendisinden ve Beyaz TV'den soru alıp cevap vermek istiyorum. Böyle bir yasak beni de çok şaşırttı açıkçası. Eğer yönetim bu sorunu çözmezse ben kendisine yazdığı mektuba cevap vermek istiyorum ve vereceğim. Evet, dik cevap vermek istiyorum. Ya Ertem, şimdi bir şey söyleyeyim. Yani tamamen çok çağ dışı bir davranış ya. Yani Devrim ne sorabilir? Advokat neyin cevabını veremez? Neyin cevabını veremez? Evet, advokat tehlikeli konuşmalar yapan bir adam. Bu değil ki çözüm. İyi de değil mi Sinan abi? Yani hani siz de hak veriyorsunuz. Eğer Dirk avukat tehlikeli bir cevap verecekse basın mensubunun ne suçu var? Ha bir şey söyleyeceğim sana. Yani şimdi bu nereye kadar kaçabilirsin? Oradaki basındaki arkadaşlar yani niye birlik olmazlar mesela? Yok basındaki arkadaş değil onlar. Onlar Fenerbahçe'nin kimler? Fatih'in, avukatın ya da yönetimin Fatih'in, yazarları Fatih'lere onlar. Bir şey demiyorum. Yok yok onu demiyorum. Hayır arkadaşlar dediniz ya öyle arkadaşlık olmaz ki basındaki arkadaşlık. Oradakiler o zaman Devrim'i bir dakika Devrim'i o zaman bir soralım Devrim'in yerindeki soruları şey alsınlar. Aynen öyle. Şimdi Devrim oradaki soracağı. Böyle birlik olunur mu? Devrim soracağı kendi bireysel bir soru değil ki. Ya tamamıyla futbol ilgilendiren, futbol ailesini ilgilendiren Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe taraftarının beklediği cevaplar. Değil mi? Devrim ne sorabilir mesela? Doğru. Kardeşim yani sen işte takım niye kötü oynuyor, niye futbolcuları suçluyorsun? O da der ki, o benim görüşüm bitti bu kadar. Abi ne diyebilir yani? Hani neyin engelleri? Sonra, işte ondan sonra sevgili Selçuk kardeşim. Selçuk İnan, çok güzel konuşuyorsun. Tamam ama şimdi buyur. Bu nedir şimdi? Şimdi bu nedir? Bu diyorsun ki yorumcu abiler, saygı duyduğumuz yorumcu abiler. Bu nedir abicim? Bu bir televizyon kanalının önemli bir editörünün, muhabirinin sorusunu almadığın zaman buradaki yorumculara da cevap hakkı doğuyor. Ne oluyor bu sefer? Sert eleştiri yapmak zorunda kalıyor. Ne yapıyorsun? Kavga başlatıyorsun. Ya sor abi. Açık ol. Şeffaf ol. Sorun kardeşim. Ne istiyorsan sorun de. Sorun. Ya ne sorabilir Devrim? Göstereyim mi ne soracak? Göster. Bakın Devrim Zengin'in soracağı soru. Bir ekrana gelsin bakalım. Ne soracaktı Devrim Zengin? İşte Devrim Zengin'in izin verilseydi sorulması yani sormasını düşündüğü soru daha doğrusu o anda soracağı soru şuydu. Hazır mı arkadaşlar? İşte Devrim Zengin'in advokata soramadığı soru. Hocam hafta içerisinde 10 maçımız kaldı 30 puan yapar. Şampiyonluk neden olmasın? Ben inanıyorum sizler de inanın dediniz. Gerçekten şampiyonluğa inanıyor musunuz? Her maç sonrası suçlayıp Fenerbahçe'de oynayacak seviyede değil dediğiniz oyuncuları şampiyonluğa nasıl inandıracaksınız? Bu konuda kendinize güveniyor musunuz? Bu. Harika bir soru biliyor musun? Buna izin vermedi. Bu soruya izin verilmiyor. Fenerbahçe bu soruyu nereden soracağını mı biliyorlar mesela? Bilmiyorlar tabii. Fenerbahçe taraftarı istediği yani, soru yani. O şekilde sorabilir yani. Siz hala şampiyonluğa inanıyor musunuz mesela? O da diyecek ki hayır inanmıyorum dedi bak zaten. Bak Sinan abi hocam hafta içerisinde 10 maçımız kaldı. 30 puan yapar. Şampiyonluk neden olmasın? Ben inanıyorum. Sizler de inanın dediniz. Ertemciğim zaten gerçekten dedi, şampiyonluğa inanıyor musunuz? Dedi zaten. Evet. Adam Avrupa'ya dedi ki kendinizi Avrupa'da görüyorsunuz doğru dedi. Ya o Fenerbahçe eleyen takım ne Avrupa'dan eleyen Krasnodar takım? Krasnodar kadar Fenerbahçe takım değil mi? Mesela. Adam belli zaten adamın ne konuşuyor. Baba adam bitmiş. Ben sana söylüyorum. Son iki ayı var.
İşte son iki ayı var. Nedir son iki ayda? 10 tane maçım var. 10 tane maçın bitmesini bekliyor. Tamamıyla fiili olarak bir antrenör gibi var yani. Tamamıyla net olarak doğrusu bir şey. O da gün sayıyor. O da gün sayıyor zaten. Önümüz sezon çalışmayacağını zaten söylemiş. Tamam mı? Ertem'cim net. Evet. Bunun konuşmasından belli. Advokatın konuşması. Fenerbahçe yönetimine bildirdim diyor. Fenerbahçe yönetimine bildirdin ne demektir? Çalışmayacağım demektir. Tabii. Net bu. Evet. Net. Onun için advokatın, yani bunu Fenerbahçe yönetiminin veya Fenerbahçe'de hangi kim hangi yönetici yapıyorsa bunu yapması çok yanlış bir şey. Gerek yok abi. Bırak abi. Senin antrenörün eğer sen kontrol edemiyorsan o zaman bugün yollayacaksın. Evet. Konuşmasını. Yani bir antrenöre soru sormasını engellemek kadar ya kötü bir şey yok ya. Abi ne sorabilir ne cevap verir. O der ki bu benim fikrim der. Ben öyle konuşuyorum der. Bitersin gidersin. Ne yaptık ki? Hay advokat bu zamana kadar yarın hazırlı bir advokat kaseti. İnanılmaz şeyler söylemiş. Belki bu eğer devrimin söyleyeceğine yani soracağının cevabından daha sert şeyler söyledi. Daha ağır şeyler söyledi. Değil mi? Evet, daha ağır şeyler evet. söylemedi mi? Dedi. Şimdi devrimin bu soracağı soruya ne cevap verebilir? Zorya maçında daha sezon başında Zorya maçında bak ne demişti Sinan abi kendisi. Tabii. Kimse soru sormadan ne demişti bak. Daha Zorya maçından sonra bakın izleyelim. Bak Sinan abi. Ama ben hala şu düşüncedeyim. Bizim kadromuzda üst seviye futbol oynayamayacak oyuncular var. Şimdi bizim kadromuzda üst seviyede oynayamayacak futbolcular var diyor. Sevgili Fenerbahçe'deki sosyal medyadaki arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ki bu Beyaz TV şöyle yapıyor, bu Beyaz TV böyle yapıyor, Beyaz TV yorumcuları şöyle böyle. Arkadaş siz malzemeyi veriyorsunuz. Devrim şurada normal bu soruyu sorsa şundan daha sert bir cevap olmaz biliyor musun? Bakın şundan daha sert bir cevap ben advokat sana hiç katılmıyorum. Fenerbahçe futbol takımı öyle kötü takımda değil. Sen kötü hocasın kusura bakma. Sen heyecanını yitirmişsin. Sen heyecanını, enerjini yitirmişsin. Fotoğraf. Sen bitmişsin baba. Bitmişsin, okey dönüyorsun. Ama kabahat sende değil. Seni buraya alanda, hiç kusura bakmasınlar. Seni buraya alanda kabahat. Senin Fenerbahçe takımın bu kadar kötü bir takım değil. Yazık. Bu Fenerbahçeli futbolcuları bu kadar aşağılamaya senin hakkın yok. Bak. Ey Türkiye'ye cevap ver. Bakın Türkiye siz cevap verin. Şu sorduğu devrimin şu sorduğu soruya bakın. Bundan daha sert bir cevap verir mi o soruya? Hayır. Bu benim fikrim. Dersin aynısı. Zaten Ertemciğim vermiş cevabı adam. Vermiş. Bir daha ver. Bir daha ver Serkan'cığım. Bir daha ver. Hangisini Sinan abi? En son. Bu şeyi ilk söylediği. Ama ben hala şu düşüncedeyim. Bizim kadromuzda üst seviye futbol oynayamayacak oyuncular var. Ben sana katılmıyorum arkadaş. Ben sana katılmıyorum. At sahibine göre işler. Bu takım Ersun veya Aykut'un elinde olsaydı bu takım bugün ya 1 ya 2 idi. Ben daha ileri gideyim mi? Bu cesaretli Ümit Hoca, Ümit Özat Fenerbahçe'de olsaydı şu an en kötü ikinciydi. Ümit'i söylemek istemiyorum değil arkadaşımız diye. Tabii. Bak, Ümit'i söylemek istemiyorum. Ümit'in Aykut'tan veya Ersun'dan aşağılık hocalık bilgisi falan filan yok. Öyle bir şey yok. Onlar bak ne diyorum? Ümit'in fazlası vardır ayrı bir şey. Şimdi bizim kardeşimiz diye, arkadaşımız diye onu söylemek istemedim. Hani hemen de Ümit araya soktun diye anladın mı? Demiş. Hayır. Ümit'in yeri ayrı. Ümit bana göre hepsinden daha değerli ayrı bir şey. Ama buradaki gerçek olan bir şey var Ertem. Bu adam zaten sert cevapları vermiş. Doğru. Ama sen bu adamı sustur kardeşim. Bu adama de ki hoca ya biraz mantıklı ver hoca. Zaten gidiyorsun. Çek kenara ya hoca. Zaten gidiyorsun. Bari bu çocukları aşağılama. Doğru. Bari bu çocukları anladın mı ezme. Bari Fenerbahçe takımını ezme. Doğru. Biraz sen tecrübeli adamsın biraz ortadan cevap ver de. Yani ondan sonra diyorsunuz ki yorumcu abiler şöyle yorumcu. Ya be arkadaş sen cevap ver adamı yani soru sormasına engelliyorsunuz. Bir tane daha var Krasnodar maçı daha sert değil mi? Doğru. Kendinizi Avrupa'da görüyorsunuz. Bundan daha şey olur mu? Sen hocayı niye... Abi sen hırsıza suç bulma. Sen kapıyı kilitle. Sevgili Mahmut Uslu. Sen kapıyı kilitle. Sevgili Mahmut Uslu. Kapıyı kilitle.
Sen kapıyı açık bırakırsan hırsız girer. Yani sen teknik direktörünü doğru yönet. Çünkü sen bu teknik direktörle ilgili ne dedin? Çok iyi adam. Keşke onunla anlaşsaydık, keşke onunla çalışsaydık dedin. Ama bugün sizi dinlemiyor adam. Yani sen, şimdi ben burada Ertem benim kardeşim. Ben onun abisiyim. Bana Ertem dese ki ya Sinan abi, şöyle konuşalım. Yani şunu benim hatırım için şöyle yap dersen, usturuplu cevap veririz. Deriz ki usturuplu deriz. Ertem'e ben derim ki Ertem şöyle yapalım, böyle deriz. Değil mi? Doğru. Bir naz vardır, arkadaşlık vardır, dostluk vardır. E sen de dostça hoca, ya bizi daha fazla dibe vurdurma. Yani bizim futbolcularımızı ezme. Verilen cevaplara biraz daha, anladın mı? Yani normal cevap ver falan sorulara falan de. Mesela öyle hallet işi. Sevgili Mahmut Uslu. Evet. Yani ondan sonra ha oradaki medyadaki arkadaşlara helal olsun. Ne soruyorlar merak ediyorum. Ertem. Ne soruyorlar merak ediyorum yani ben. Ne soruyorlar merak tamam. ediyorum. Ne soruyorlar acaba? Sözleşmeyi sormuşlar. Abi niye sözleşmeyi sormuşlar? Ben söylüyorum. Önümüzdeki sezon advokat yok. Bitti. Önümüzdeki sezon advokat yok abi. Bu kadar net. Neyin sözleşmesini? Adam diyor ki Fenerbahçe'de antrenör çalışmak için can atmalı. Fenerbahçe hocası olmak büyük bir, bak ne diyor Igor Tudor? Benim için büyük bir şans diyor. Benim için çok önemli bir şey Galatasaray'da hoca olmak diyor. İşte böyle adam bulmak lazım. Tamam. Advokat vakti dolmuş. Ahmet Çakar doğru söylemiş. Baba yolunda demiş. Yolunda da değil. Yolunda olan adam biraz böyle ılımlı olur. Yolunda da değil. Ertuğrul. Evet. Evet, Devrim Zengi ne yazdı mektupta? Advokatın önüne bir mektup koydu. Bir izleyelim isterseniz, bir görelim. Sonrasında da dönelim. Devrim Zengi'nin sorusu sordurulmadı ama mektupta önemli şeyler vardı. O mektubu dünden beri bana, hatta yayınımızın başında da söylemiştim, genel yayın yönetmenlerinden de arayan oldu. Gazetelerin müdürleri aradı, ne yazdı Devrim Zengi diye bir görelim bakalım. İşte herkesin merak ettiği o mektup. Alanyaspor Fenerbahçe maçının devre arasında medya sorumlusu Fatih Demirkol Beyaz TV adına bizim soru soramayacağımızı söyledi. Böyle olunca da biz çareyi mektup yazmakta bulduk. Sayın Dick Advokat'a bir mektup yazdım. İşte gördüğünüz bu mektubu yazdım devre arasında. Bunu kendisine vereceğim ve bir sonraki toplantıda kendisinden cevap bekleyeceğim. Sayın Dick Advokat, size sorduğumuz sorulardan birileri rahatsız olmuş. Kimsenin adamı olmadan işimizi yaptığımız için cezalandırılıyoruz. Bu yasaktan sizin de haberiniz vardır. Dünyada eşi olmayan bu yasağı şiddetle kınıyorum. Size saygı duyuyorum ve anlayabiliyorum. Dünya çapında iyi insan, iyi hocasınız. Yaşanan tiyatroda zorunlu olarak rol alıyorsunuz. Bunun da farkındayız. Umarım bizim kimsenin adamı olmadığımızı ve yaptığımız mesleğe gönülden bağlı gazeteciler olduğumuzu anlamışsınızdır. Her toplantıda söylemek isteyip ama söyleyemediğiniz o gerçekler bir gün gün yüzüne çıkacaktır. Bu yasakla ilgili sizin de tepkiniz önemli. Her zaman olduğu gibi bağımsız olarak en az sizin kadar cesurca sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederim. Saygılarımla Devrim Zengi Beyaz TV. Yaklaşık 17-18 yıldır sevgili Devrim abiyle, bağışlayın lütfen Devrim abi diyorum, Devrim Zengi, Devrim abiyle çalışıyorum. Çok dürüst, tarafsız, objektif, ilkeli bir gazetecidir. Sorulması gereken soruları sorar. Fenerbahçe'de Şükrü Saraçoğlu'nun da eski adıyla, şimdi Ülker Arena'da, basın tribününün adı İslam Çupi basın tribünüdür. Ama İslam Çupi, sevgili İslam hocamızın, rahmetlinin, herhalde dün akşam kemikleri sızlamıştır. Kemiklerini sızlattı bu karar. Şiddetle kınıyorum.
Devrim Zengi'ye ya da herhangi bir gazeteciye bu soruların, herhangi bir sorunun sordurulmamasını şiddetle kınıyorum. Bence o basın tribününün adını değiştirin. Oraya bir de pankart koyun böyle. Burada sorular sorulmaz diye. En iyisi bu olur. Ben en kolay çözüm bu olur. Ve oradaki gazeteci, sözde gazeteci arkadaşlar diyorum. Onlara da şiddetle kınıyorum. Ertem, bugün bir devrime, yarın size. Ertem benim bu kadar bir önerim basit. Var. Ertem benim bir önerim var. Gel bana tek gel. Tek göster. Bence Fenerbahçe yönetimi Devrim Zengi'ye değil, advokata konuşma yasağı getirmeli. Bir daha söylüyorum. Advokata konuşma yasağı getirmeli. Advokata konuşma yasağı getirmeli. Advokata konuşma yasağı getirmeli. Adamın ne konuştukları ortada. Yine söylüyorum. Kardeşim, hırsızın suçu yok. Sen o zaman kapıyı açık bırakırsan içeriye girer hırsız. Sen kendi adamını kontrol edemiyorsan adam sana ne sorabilir Devrim? Devrim ne sorabilir ki? Adam zaten çok ağır konuşmuş sana. Onun için söylüyorum Fenerbahçe yönetimine. Siz kendi hocanıza konuşma yasağı getirin. Bir hocayı kontrol edemiyorsanız ben yapacağım bir şey yok. Sevgili Mahmut Uslu, Devrim'i susturma. Devrim işini yapan bir emekçi, moderatör. Çok başarılıdır, o ayrı bir şey. Ama sonuçta işini yapan, buradan onunla haber bekleyen insanlar var. Aynen öyle. Onun için Devrim'e kızmayın. Devrim ne soruyor? Kötü bir şey de sormuyor. Ama onun için siz advokata konuşma yasağı getirin bence. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra beraberiz.